Herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Biyolojik Bilimler Kulübü olarak biyolojiyi bir ağaç ve alt konularını ise bu ağacın dalları olarak hayal ettik. Ve sizler için bir etkinlik serisi olan biyolojinin hayat ağacı etkinliğini hayata geçirmiş bulunmaktayız. Nisan ayında bu serinin ilk konularıyla başlıyoruz. Bugün etkinliğimizin ilk gününde astrobiyoloji ve deniz biyolojisi alanında çok değerli hocalarımız bizlerle olacaktır. Şimdiden herkese keyifli etkinlikler dilerim. İstediğim bir şey var. Profesör Doktor Muhammed Türkoğlu hocamız yaşadığı sağlık sebepleri nedeniyle bugün oturumumuza katılamamaktadır. O yüzden şimdi ise iklim değişiminin kutup ve yüksek irtifa ekosistemlerine etkisi adlı sunumuyla sözü Doktor Öğretim Üyesi Korhan Özkan hocama bırakıyorum. Lütfen hocam buyurun. Merhabalar. Öncelikle nazik davetleri için organizasyon komitesine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımcılara da bu saatte hafta sonu burada bu sunumlar için vakit ayırdıkları için ayrıca da şükranlarımı sunuyorum. Bir de tebrik etmek isterim. Çünkü böyle büyük bir organizasyon yapmak, yani biz de sıklıkla toplantı yapıyoruz ve yüzlerce insanı bir araya getirmek çok ciddi bir iş. Ben yıllarca öğrenci topluluklarında çalıştım. Arkadaşlarım da bu sebeple tebrik ediyorum. Çok çok güzel bir şey. Elinize emeğinize sağlık. Ben şimdi sunumumu paylaşmaya çalışıyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Sizlere bugün iklim değişimi odağında kutup ve yüksek irtifa ekosistemlerindeki ekolojik etkileriyle ilgili ufak bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Umarım çok sıkmadan. Önce isterseniz çok az kendimden bahsedeyim. Ben Korhan Özkan, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün öğretim üyesiyim. Bir çevre bilimciyim. Yani çevre bilimci ne yapar onlarla ilgili azıcık bilgi vereceğim. Tabii deniz bilimleri dışında da ODTÜ Ana Kampüs'te yer sistem bilimleri programı var. Oraya da entegre bir şekilde eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütüyorum. Az önce dedim yani çevre bilimci ne yapar dersek birkaç aşaması var bunların. Bir tanesi gözlemsel çalışmalar yapıyoruz. Yani bazen coğrafyada değişik noktalara gidiyoruz ve hani alandaki farklılıklar nasıl, ekosistemlerde, canlılarda ne tür farklılıklar var, bunların sebeplerini anlamaya çalışıyoruz. Bazen aynı ekosistemi ya da mesela bunu bir Stockholm olarak düşünebilirsiniz. Değişik zamanlarda ziyaret ediyoruz. Bu da işte zaman içinde nasıl değişimler oluyor onu anlamaya çalışıyoruz. Bir diğeri de bunlardan bağımsız deneysel çalışmalar. Hani ekosistem deneyi nasıl yapılır diye sorarsanız biz bunlara mezokozm diyoruz. Yani ara evren. Çünkü gidip çağımızda bir gölde deney yapmak hem etik olarak doğru değil hem de zaten bilimsel olarak çok verimli değil. Çünkü gölden bir tane var. Tek replikayla sonuç almak çok zor. Onun yerine biz bazen işte mikrokozm dediğimizde yani mikro evren laboratuvarda deney tüplerinde de yapabilirsiniz. Ama bunun ötesinde araziye kurulmuş büyük tanklarda ben su ekolojisi özellikle çalıştığım için oradan örnek vereceğim. Ufak göl ya da bir deniz ekosistemini replike etmek mümkün. İçinde sediman da var, su da var. 4 ton su var mesela. İçinde canlılar var, planktonlar, balık ya da omurgasızlar. Ve burada siz değişik koşulları, üçlü, dörtlü, tekrarlı deney ortamlarını koruyarak yapabiliyorsunuz. Ve bu etkenlerin ekosistem üzerindeki etkisini nispeten daha gerçekçi olarak gözleyebiliyorsunuz. Onun için deneysel ekoloji çalışmaları da sıklıkla ve artarak yapıyoruz. Bunun avantajı alansal ya da zamansal değişimlere baktığımızda örüntüleri gözleme imkanımız oluyor. Fakat çıkarım yapmakta zorlanabiliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi hipotez test etmek mümkün değil. Ama hipotez oluşturmak mümkün. İşte orada oluşturduğumuz hipotezleri de bu deneysel sistemlerde bilimsel metotlarla test ederek daha makul, daha öngörülebilir çıkarımlar yapmak istiyoruz. Öngörülebilir demek doğru olmadı. Daha güvenilebilir çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Genel çalışma alanları dediğim gibi deneysel ekoloji, bu çoğunlukla sucul ekoloji oluyor. Karadeniz etkileşimleri, havzayla deniz nasıl etkileşiyor özellikle kıyı zonunda bunu anlamak için çalışmalar, araştırmalar yapıyoruz. Bir de son zamanlarda özellikle artarak olan bir araştırma alanım yüksek enlem ve irtifa ekosistemleri. Buna niye baktığımıza daha sonra geleceğiz. Ama bu kapsamda
Kuzey Kutbu'nda 2011-12 yıllarında ekspedisyonlara katıldım. Geçtiğimiz senelerde Antarktika ekspedisyonlarında araştırmacı olarak bulundum. 2019 yılından beri de Türkiye'deki Alpin Dağ Gölleri'nde araştırmalar yürütüyoruz. Şimdi diyebilirsiniz, niye yüksek enlem ve yüksek irtifa ekosistemleri önemli? Bunun bilimsel gerekçelerine geleceğiz ama sanırım son 6 ayda hepiniz fark etmişsinizdir. Hem uluslararası basının hem de ulusal basının gündeminde böyle akşam ana haber bültenlerinde işte Antarktika'dan kopan bir buzdağı Güney Georgia Adası'na çarpacak mı? Nasıl çarpacak? Gün gün izledik. Tabii insan sorabilir ya bir buzdağının çarpıp çarpmaması niye önemli? Çünkü şundan, bu uzaydan görüntüsü buzdağının. Buzdağı yaklaşık Kıbrıs büyüklüğünde ve 200 metre kalınlığında. Bahsettiğimiz yerde bu Larsen C buzul alanı. Antarktika'daki en hızlı eriyen alanlardan biri. Bu devasa, yani bir Kıbrıs büyüklüğündeki buzdağı, tarihte kaydedilen en büyük buzdağı kopması, kalıcı buzdan kopup, deniz buzundan kopup ya da işte şerften buz sahanlığından kopup sürüklenmeye başladı. Ve bu öyle bir şey ki ada büyüklüğünde işte Güney Georgia Adası'nın önüne gelip takılmasından korkuluyordu. Niye korkuluyor? Çünkü bu Güney Georgia Adası pek çok tür için çok önemli bir üreme alanı. Albatroslar, penguenler, bu biliyorsunuz Güney Denizi çok uçsuz bucaksız bir deniz alanı, çok da üretken ve pek çok canlı da buna bağlı. Ama canlılar için bir büyük sorun var. Beslenmek hayatlarının sadece bir kısmı. Aynı zamanda üremeleri lazım. Ve bahsettiğimiz kuşlar mesela denizde üreyemiyorlar. Kara alanlarına, yuvalama alanlarına ihtiyaçları var. Ve bu Güney Georgia Adası'ndaki üreyen canlılar için özellikle penguen'i ele alalım. Düşünsenize yuvasından çıkıyor ve önünde yüzlerce kilometre uzunluğunda ve 200 metre kalınlığında bir buz dağı var. Beslenme alanları nasıl gidecek? Tabii bu diyebiliriz bir adadaki bir penguenin sorunu. Ama eriyen Antarktika küresel bir sorun. Keza bu istisnai değil. Kuzey Kutbu da aynı şekilde. Tabi Kuzey Kutbu farklı. Kuzey Kutbu'nda kara yok. Sadece deniz var. Fakat denizin üzerinde de kalıcı bir buz tabakası var. Kuzey Kutbu dediğimiz şey bu buz tabakasından oluşuyor. Artık buradaki azalmayı çok net görebiliyoruz. 1984 yıllarında işte Sibirya'dan Kanada Arktik'ine ve Grönland'a kadar tamamını kalıcı olarak kaplayan buzlar şu anda üçte birine neredeyse inmiş durumda ve 100 yıl içinde tamamen yok olması söz konusu. Bunu getirdiği tabii bazı politik sonuçlar var. Şu anda müthiş bir jeopolitik bir çatışma söz konusu. Yeni açılan deniz yollarında ve petrol sahalarında Rusya, Finlandiya, Norveç, Amerika, Kanada büyük bir yarışma halinde bu alanları kullanmak için. Ve bu işin bir yanı. Diğer ve daha dramatik olan yanı, mesela şu anda konuşuyoruz. Kutup ayıları ne yapacaklar? Çok dramatik örnekler var. İşte bundan 4-5 sene önce bir verici takılmış kutup ayısının 800 kilometre kadar denizde yüzmek zorunda kalması, yavrusunu kaybetmesi bunun sonunda. Hani bir biyolog açısından bu ilham verici bir şey. Yani bu canlının bu adaptasyon kapasitesi Kuzey Buz Denizi'nde yüzlerce kilometre yüzebiliyor olması ama tabii bunun bedeli olarak da yavrusunu kaybetmesi. Dolayısıyla tabii bu bir canlının perspektifinden olan durum. Ama şey unutmayalım, kutuplar küresel iklim ve enerji döngüsünün merkezinde. Bunların erimesi demek uzun vadede sadece kutuplar değil aynı zamanda bizim enlemlerimiz için de çok dramatik değişiklikler demek. Bunlara gelmeyeceğim. Fakat hani denilebilir ki nesi ilginç kutupların erimesinin? Şöyle düşünebiliriz, biraz geçmişe gidelim, biraz daha uzun bir perspektiften dünyaya bakalım. Dünya hep böyle değildi. Örneğin 35 milyon yıl kadar önce bu Oligosen, Miyosen geçiş dönemindeki dünyaya baktığımızda dünya ortalama 10 derece, 6 ila 10 derece kadar daha sıcak bir dünyaydı. İngiltere'de bugün gittiğinizde Hipopotam su aygırı fosillerini bulabiliyorsunuz. Rusya Arktik'inde yani Sibirya taygasında papağanlar
dolaşıyordu ılıman kuşak yağmur ormanlarında. Türkiye'de, Almanya'da da timsahlar falan vardı. Ya da Türkiye'de, Almanya'da bulunduğu bölgelerde. Dolayısıyla tropik, sıcak bir dünya vardı. Ve hiçbir kalıcı buzul yoktu dünyada. Kutup kuşağında bile ılıman ormanlar vardı. Şimdi o zaman yani demek ki her zaman kutup olmak zorunda değil dünyada. O zaman sorun ne? Bırakalım, erisin. Tabii sorun burada zaman skalasında. Yukarıda gördüğünüz dünyadaki işte değişik belirteçlerle geçmiş iklim tahminlerini görüyorsunuz. Bunların içinde genelde izotoplar, mesela havadaki oksijen 18 izotopundan, havadaki demeyelim de, buz karotlarında yahut da sedimanda birikmiş olan oksijen 18 izotoplarından yağışı çıkarsamak mümkün. Keza başka birçok şey, yani yakın dönemde düşünürsek ağaç halkalarından yağış tahmini mümkün, göl sedimanlarından yağış tahmini mümkün. Pek çok değişik belirteç var. Jeolojik katmanlardan toplayabildiğimiz yahut da buz karotlarından toplayabildiğimiz. Yani buz karotları derken belki açmakta fayda var. Antarktika'yı düşünürseniz, gözünün önüne getirirseniz, Antarktika'da bir kıta var. Fakat kıtanın üzerinde yaklaşık 4 kilometre kalınlığında buz var. Binlerce, yüz binlerce yıl içinde birikmiş. Bu buz katmanları tabii birbirinin üstüne birikiyor. Biz bunlardan karot diyoruz. Uzun bir tüpün içine bölmeden örnek alabilirsek, o buzun arasında kapsolmuş havadan geçmiş atmosfer koşullarını inceleyebiliyoruz. İşte böyle bir sürü belirteç var bu kaynaklardan gelen. Bu belirteçlerden tutarlı bir hikaye çıktığında geçmiş iklim hakkında güzel bir zaman serisi oluşturabiliyoruz. Tabii burada tutarlılık çok önemli. Niye? Birden fazla belirteç var ve hepsinin aynı sonuca ulaşması lazım. Eğer bunlar çatışmalı, yani biri ısındı derken biri soğudu derse, o zaman orada bir karar alamıyoruz. Ama hepsi birden ısındığı işaret ediyorsa, o zaman tutarlı bir geçmiş öngörüsünde bulunabiliyoruz. Gördüğünüz gibi dünyadaki sıcaklıklar, dünya son 30 milyon yıldır soğuma düzeninde. Fakat son 150-200 yıldır ısınıyor. Sorun da işte bu zaman skalasında. 30 milyon yıllık bir soğuma her ne kadar dramatik de olsa, canlılar için evrilme ve ekolojik denge demeyeceğim çünkü dünyada gördüğümüz bir denge yok, ama ekolojik düzenli bir adaptasyon imkanına veriyor. Dolayısıyla bunun dramatik sonuçları daha kısıtlı oluyor. Fakat 200 yıl içinde benzer bir iklim değişimi yarattığımızda, canlıların buna adapte olma, evrilme ve ekosistemlerin değişme şansı yok. Bu da toplu yok oluşa ve çok ağır bir ekosistem türbülansına diyelim yahut da histerisine sebep olabilir. Bunların hepsi böyle bilimsel anlatımlardı. İşte jeolojik kayıtlara baktık, uzay fotoğraflarına falan baktık. Hani bunlara ulaşamayacağımız şeyler. Hani bilim adamlarına güvenmek zorundayız. Bakmışlar, görmüşler, bize bir indeks çıkarmışlar. İşte grafikler gösteriyorlar. Demek ki dolayısıyla böyle bir ısıma soğuma var. Artık o boyutta değil. Bugün bir uçak bileti alıp Grönland'a gittiğinizde gözünüzle eriyen kutupları görebiliyorsunuz. Size göstereceğim bir duraksamalı fotoğraf, time-lapse fotoğrafı. Bu Grönland araştırmaları sırasında, bu Nuuk oranın başkenti, bir fiyort var. Bu ana kara Grönland'ın üzerini kaplayan, en kalın yerinde 3 kilometreye varan ana kara buzulu, tabii üzerine yığılan buzların etkisiyle bir diş macunu gibi kıtanın kenarlarından denize buluşuyor. Ve buradaki erimeyi kendi gözünüzle görebiliyorsunuz. Şimdi size göstereceğim video toplam yarım saat içinde çekildi. Sadece gözünüz önüne hızlı gelsin diye fotoğrafların birleştirilmiş hali. Bu gördüğünüz öndeki buzlar yaklaşık otobüs büyüklüğünde. Arkadan gidenler ise, o büyükçe olanlarsa, büyük bir apartman gibi düşünün. Tabii bu onda biri su üstünde, onda dokuzu aşağıda. Ve bunlar önünüzden bildiğiniz İstanbul trafiği gibi akıyor. Ve hani bu dediğim gibi öndekiler büyük bir apartman büyüklüğünde. Arkadaki buzu görüyorsunuz. O da kalan kara değil. Orası yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta. O da başka bir buzda. O kadar büyük ki takılmış zemine. Dolayısıyla orada bir süre duruyor. Ve bu buzdağları denize buluştuklarında, zaten denize doğru baktığınızda ufka, bütün deniz buzlarla kaplı. Bu alan dünyada en çok buzdağı üreten fiyortlardan biri ve sürekli eriyor. Yani artık bugün bir turist olarak herhangi birinin sözüne güvenmeden gidip kendi gözünüzle
eriyen kutupları görebilirsiniz. Yani çok çok daha dramatik bir süreçteyiz. Bizim araştırma yaptığımız yerlerde bu eriyen alanın kenarıydı, kıyısıydı. Bu bahsettiğim, benim fotoğrafı çektiğim yer buranın biraz daha batısında, tam fiyordun ağzında. Fakat fiyord izlendiğinde son 150 yılda bu fiyorddaki anakara buzulu 40 kilometre geriye çekilmiş. Son 40 yılda ise 20 kilometre geriye çekilmiş durumda. Ve bu gördüğünüz açık renkli alanlar yeni açılan kara alanları. Yani bizim de yaptığımız araştırmalar bu yeni açılan kara alanlarındaki göl ekosistemleri nasıl tepki veriyor? Yani bunlar 3 sene, 5 sene önce oluşmuş ekosistemler. Ve bunlar nasıl bir yapıya sahipler, nasıl bir işleve sahipler, bunu anlamak üzerine araştırmalar yürüttük. Bir örneğini söyleyeyim, yani ne tür şeyler yapıyoruz. Bir tanesi, hani ekosistem nasıl araştırılır, belki onu önden bahsetmem iyi olur. Çünkü bir sürü canlı, ekosistem dediğimiz vakit bunun içinde fitoplanktonlar da var, bu mikroskopik birincil üreticiler, bitkiler. Zooplanktonlar da var, ufak omurgasızlar. Ve aynı zamanda da mesela balık da var bazı yerlerde. Bunlar birbirleri nasıl yiyor, kim kimi yiyor, nerede yiyor çok önemli bir konu. Çünkü bu ekosistemdeki enerji akışını belirliyor. Yani ekosistemdeki toplam madde ve enerji hangi rotada ilerleyecek ve sonuç olarak nereye varacak? Bunu bilmek önemli. Pratik olarak da önemli. Mesela siz eğer balık stokları yönetmek durumundaysanız, eğer enerjinin büyük çoğunluğu başka bir tarafa doğru gidecekse balık stoklarınız çökecektir. Doğada da çok önemli, çünkü biyoçeşitliği korumak istiyorsanız bunun belli şartları var. Eskiden olsa tabii bunu araştırmak nispeten zordu. Çünkü her canlıyı alıp her birinin midesine bakmanız lazımdı. Tabii o canlının o gün yemek yiyip yemediğini bilmiyorsunuz. Yani yemediyse de midesi boş olur ama bir anlamı olmaz. O zaman çok sayıda canlının midesine bakacaksınız. Bunlar çok zor. Bugün artık biraz daha farklı belirteçlerimiz var. Mesela izotopları kullanıyoruz. Canlıların dokularındaki bazı kimyasallar canlıdan canlıya taşınıyor. Dolayısıyla hocam onları takip ederek kim kimi yemiş bulabiliyorsunuz. Burada da işte biz karbon ve azot izotoplarını kullanarak besin ağına bakıyorduk. Buradaki odağımız da şu, Arktik çağ. Bu bir alabalık diye düşünebilirsiniz. Onun bir akrabası. Bu her gölde ve nehirde yok. Çünkü bunun da, bu canlının da bir limiti var. Çevresel şartlarla ilgili limiti var. Grönland'ın yaklaşık yarısına kadar yayılış alanı var. Fakat ısınmayla birlikte kuzeye doğru yayılmasını bekliyoruz. Ve bu işte alandaki gölleri kıyasladığımızda balığın olmadığı göllerde ekosistemin tüm yapısı ve işlevi omurgasızlar tarafından yönetilirken balık kuzeye doğru yayıldıkça bu değişiyor ve ekosistemi yöneten organizma, tepe canlı da balık oluyor ve bunun bazı sonuçları oluyor. Şu anda onlara girmeyeceğim. Benzer çalışmaları da Antarktika'da da yapıyoruz. Orada da işte bu yaptığımız örneklemelerde özellikle Antarktika Yarımadası'nda bu 800 bin kilometrelik bir alan görüyorsunuz şu anda. Kuzeyden güneye doğru. Bu kuzey kısımlar daha sıcak. Hatta Antarktika'nın Bahamaları diye biliniyor. Hatta bu sene yine bu bütün gazetelerin manşetindeydi. Bu King George Adası'nda, en kuzeydeki adada araştırmacılar tişörtlerle poz verdiler. Çünkü tarihte ilk kez Antarktika'da 18 derece hava sıcaklığı ölçüldü. Normalde bunu beklediğiniz en yüksek sıcaklık, hani çok istisnai durumlarda 8 derece belki anlık olabilir ama yani eksi 2 ile eksi 5 ile yazın tabii. 0 derece arası sıcaklıklar beklersiniz. 2 derece arası sıcaklıklar beklersiniz. 18 derece ölçüldü. Tabii buralar sıcak kısımları. Fakat aşağı indiğimizde bu Horseshoe ya da Logatelleri'ye diye bilinen adalarda daha sert Antarktika koşulları söz konusu. Bizim burada merak ettiğimiz bu sıcak alanları, soğuk alanların gelecekteki durumu için. Biz buna zaman yerine mekan değişimi diyoruz, değiş tokuşu diyoruz. Geleceğe gitmemiz mümkün değil. Ama bu coğrafyadaki sıcak alanlara gidip geleceğe örnek olarak kullanabiliriz. İşte bu alanlarda tepe canlıları örnekledik. Tepe canlı dediğimizde tepe predatörler yani. Foklar, penguenler. Bu canlıların diyetlerinde değişim var mı onu görmek istiyoruz. Aynı durum yine söz konusu. Eskiden nereden biliyorduk fokların ya da balinaların ne yediğini? Biliyorsunuz bundan 100-200 yıl önce yoğun bir balina avcılığı vardı. O zaman alınmış notlar var. Balinalar avlandığında midesinde ne vardı? Foklar avlandığında midesinde ne vardı? Penguenler için de benzer kayıtlar vardı ama tabii bu çağda artık etik değil böyle bir şey yapmak. Hani yakın zamana kadar canlılar kusturuluyordu. Yani koşuyordunuz, penguenleri yakalıyordunuz. Sonra onları kusturarak ne yediğini buluyordunuz. Bunlar da hem zor
hem de etik olarak sorunlu konular. Yani sonuçta pek çok insan diyebilir ki sen bir canlıyı ne yiyor diye bilmem bu kadar kıymetli mi? Haklı olabilecek bir konu. Her ne kadar tabii bizim açımızdan önemli olduğunu düşünsek de. Ama çağımızda çok güzel metotlar, yöntemler var. Ankara Üniversitesi Emre Keskin'le yaptığımız bir çalışma bu. Canlıların dışkılarında yedikleri av hayvanlarının DNA kanıtları bulunuyor. Biz bu DNA kanıtlarını inceleyerek canlıları da çok rahatsız etmeden çok sayıda örnekte ne yedikleriyle ilgili, hangi canlılarda besin ağında etkileştikleriyle ilgili bilgi almayı umuyoruz. Bu bir yaklaşımımız. Başka yaptığımız bir konu anlayabilmek için canlılar nasıl değişti? Paleoekolojik çalışmalar yapıyoruz. Bu da şuna dayanıyor. Geçmişe gitmek, biraz önce dedim, geleceğe gitmek zor. Ama günümüzdeki gelecekte beklediğimiz koşulların bulunduğu alanları geleceğin analoğu olarak kullanabiliriz. Hata payıyla birlikte. Geçmişe gitmek daha sorunlu. Çünkü geçmiş analoğunu güncelde bulmak zor. Bir de zaten geçmişte olmuş olan şeyler var. Olmasını beklediğimiz şeyler değil. Fakat burada güzel bir arşiv var bizim için. Göllerin dibindeki ya da denizin dibindeki çamur. Çünkü bu çamurun özellikle uygun alanlarda üst üste yığılmasını bekliyoruz. Bu ne demek? En üstteki çamur en yeni, en dipteki çamur ise en eski çamur oluyor. Bunun tabii avantajı şu, çamur birikirken bir gölde, o gölde yaşayan tüm canlıların kalıntılarıyla birlikte birikiyor. Ve biz de bu çamurun hem karakterini hem de içinde bulunduğu fosilleri inceleyerek geçmişte nasıl durumlar yaşandı, ipuçlarına ulaşma imkanımız var. Bir örneği mesela Sabah, benim doktor öğrencim, onunla birlikte yaptığımız bir çalışma. Bu Antarktika'daki bir gölden aldığımız karottaki diatome diye ufak omurgası demeyeyim, yani bir hücreli bitkilerin kalıntıları. Bunlar çok kullandığımız canlılar. Niye? Diatomelerin silikadan, yani bir çeşit camdan oluşmuş iskeletleri var. Çok güzel korunuyorlar sedimanda. Ve diatomeler tabii tek hücreli canlılar oldukları için çok çeşitlenmiş bir grup. Her ortam koşuluna, değişik pH koşullarına, değişik tuzluluk koşullarına tercih edilen canlılar var. Sediman boyunca hangi canlıların arttığı ve hangi canlıların azaldığını inceleyerek geçmişteki tuzluluk, pH, sıcaklık ve üretkenlik gibi konularla ilgili çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Bunlar kutuplarda yaptığımız işler. Tabii bu uç ekosistemler sadece kutuplarda yok. Ülkemizde de var. Ülkemizde de dağ gölleri, özellikle 2000 metrenin üzerindeki ekosistemler aynen bu kutuplar gibi bir uç ekosistem özelliği gösteriyorlar. Az sonra geleceğim. Uç ekosistem niye önemli? Çünkü diyebilirsiniz ya kafayı mı yedin hoca? Bir gölden çamur almak için ta kuzey kutbuna, güney kutbuna yahut da dağlara tırmanmaya gerek var mı? Git işte ne güzel Adana'da yaşıyorsan Seyhan Baraj Gölü var. Gidersin oradan alırsın. Doğru, o da çok kıymetli. Zaten o tür çalışmalar da yapıyoruz. Fakat orada şöyle bir sorun var. Alçak irtifa göllerinin çevresinde çok fazla paydaş var. Ekosistem paydaşı var. Ormanlar var, canlılar var, daha çok canlı gidip geliyor, insan etkisi var. Bu stadyumda kim bağırdı bulmak gibi. Çok zor. Çünkü çok fazla etkileşim var. Dolayısıyla değişimlerin sahibini bulmak zorlaşıyor. Kutup yahut da dağ göllerinde ise çok daha basit ekosistemler olduğundan, canlı sayısı az, şartlar zor, çevresindeki havza küçük, havza varsa bile üretim küçük, yani orman az, bitki varlığı az. Dolayısıyla o sediman kayıtlarında gördüğünüz sinyaller neredeyse her zaman iklim değişimiyle ilişkilendirilmesi mümkün olan sinyaller haline geliyor. O yüzden bu uç ekosistemler özellikle çalışıyoruz. Çünkü iklim değişiminin anahtarı genelde bu uç ekosistemlerdeki arşivlerde gizli. Alpin göller, ülkemiz dağlık bir coğrafya. Dolayısıyla çok sayıda alpin gölümüz var. Tabii ulaşması zor. Hani dedim ya, bunlara kutupların analoğu diyebiliriz. Bu gördüğünüz mesela Bolkar Dağları'nda yaklaşık 2800 metredeki, ismi de yoktu gölün, biz koyduk, Sakallı Göl dedik. Gölün Ağustos'un sonundaki fotoğrafı. Hala kalıcı bir buz kütlesi var gölün çevresinde. Keza yine Bolkar Dağları'ndan size örnekler vereceğim. İşte değişik göller. Gördüğünüz gibi çevresindeki çorak araziden neredeyse bir kutup ekosistemi gibi bir ortam olduğunu anlayabilirsiniz. Biz işte bu göllerin dibindeki sediman kayıtlarını kullanarak Anadolu'nun geçmiş iklim değişimini,
bu hassas ekosistemlerin bu değişime verdiği tepkiyi görmek için çalışmalar yapıyoruz. 2019'dan beri 2020'de ve bu senede buralara ekspedisyonlar düzenleyerek değişik göllerden hem güncel ekosistemi hem de paleokolojisini temsil eden örnekler aldık. Tabii bu araç çalışmaları çok keyifli. Ben her zaman bir doğa bilimci olduğum için çok mutluyum. Vaktimiz çok keyifli geçiyor. Tabii yorucu yanları da var ama hani diyebilirsiniz o ne güzel kampa gidiyorsunuz, kamp yapıyorsunuz. Ama tabii bu göllerin çoğu hiçbirine araba falan gitmiyor. Botlarımızı da sırtımızda taşımamız gerekiyor çalışmalar sırasında. Hedefimiz de dediğim gibi göllerin dibindeki bu çamur örmeğini alarak Anadolu coğrafyasının geçmişine bir yolculuk yapabilmek. Nasıl yapıyoruz bu yolculuğu? Özellikle alpin göller için düşünürsek, sedimanı aldık, çamuru aldık. Bunu dilimlediğimiz zaman üstteki dilimler günceli, alttaki dilimler ise geçmişi temsil ediyor. Ve bu çamur dilimlerinin içinde mesela diatomelere bakabiliriz, onların fosillerine. Bunlar sudaki fizikokimyasal karakteri, mesela pH'ı, tuzluluğu, sıcaklığı verebiliyorlar. Birinci üreticilere bakabiliyoruz, yani tüm fitoplankton gruplarına. Burada pigmentleri kullanıyoruz. Çünkü değişik fitoplanktonlar değişik pigmentlere sahipler. Ve bunlar da bu pigmentler kimyasal olarak sedimanda kalıyorlar. Hepsi degrede olmuyor. Bunlara test edebiliyoruz. Zooplanktonların fosillerine bakabiliyoruz. Bunlar özellikle trofik etkileşimleri veriyorlar. Yani kim kimi yiyor? Mesela kredoserler orada mı? Balık var, yok. Ne zaman balık bu coğrafyaya girdi onu anlayabiliyoruz. Ayrıca bitki polenlerine bakarak kara ekosistemi nasıl değişti bunları da görebiliyoruz. Bu noktada ki projelerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden EMKOL var. Oradan Demet hocamızla, Kadir hocamızla beraber çalışmalar yürütüyoruz. Diatomeler için keza Cüneyt hocamızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu da yine saha çalışmalarından örnekler. Tabii bazen bu bizim karotların boyları değişebiliyor. Gölün karakterine ve bizim o anki hedefimize göre. Bazı karotlar böyle kısa olurken bazen çok daha uzun vakit ayırıp böyle belki binlerce yıl geriye gidecek uzun karotlar da alıyoruz. Şimdi kısaca bir teşekkür edeceğim çünkü bu çalışmalar hakikaten emek yoğun çalışmalar ve pek çok kaynaktan destekleniyor. TÜBİTAK'tan pek çok projemiz yürüyor. TÜBA sağ olsun geçen sene bir ödül bahşetti. Oradan gelen destek çok kıymetli. Kutup çalışmaları tabii Danimarka'daki pek çok fonlu oldu. Türkiye yeni bir program başlattı, Antarktika programı. Oradan sağlanan desteklerle bu çalışmayı yürütebildik. Ve aynı zamanda kurumsal destekler çok önemli. Fakat en önemlisi tabii insan desteği. Çünkü para bir şekilde bulunur ama insan emeği ve heyecanı başka yerden bulunmaz. Bizim Sucuk Ekoloji Grubu, Deniz Bilimler Enstitüsü'nde. Burada görüyorsunuz isimlerde ekranda. Ve aynı zamanda bu çok disiplinli çalışmalar pek çok insanın ve araştırmacının katkısıyla oluyor. Keza tüm araştırma ekibimize ve işbirliği yaptığımız araştırmacılara şükranlarımı sunuyorum. Daha fazlası için hem web sayfama bakabilirsiniz hem de ilgili sayfaya da bana istediğiniz zaman e-mail atabilirsiniz. Ben burada formal kısmını keseceğim. Bu arada bir hatırlatmada bulunmam lazım. Pek çok öğrenci arkadaş aramızda olduğunu düşünüyorum. Eğer bizim araştırma alanımızla ilgileniyorsanız şu anda pek çok fonlanmış projede yüksek lisans, doktora, postdoc pozisyonlarımız var. Benle iletişime geçebilirsiniz. Ana odak tabii alpin göllerinin paleokolojisi, aynı zamanda kutup göllerinin ve havza deniz etkileşimleri odağında pozisyonlarımız var grubumuzda. Şu anda hani formal kısmı bitirdim. Bu noktada moderatörler ne zaman uygun görürlerse lütfen beni durdursunlar. Eğer isterseniz biraz informal, birkaç fotoğraf eşliğinde hem bu kutup ve dağ göllerindeki araştırma deneyimi hem de o ortamı yansıtan birazcık sohbet formatına geçmek isterim. Ama dediğim gibi lütfen moderatör arkadaşlar gerektiği an beni durdursunlar. Tabii hocam, lütfen buyurun devam edin. Şimdi kutuplar çok zor ekosistemler. Ulaşması çok zor. Gerek Kuzey Kutbu gerek Güney Kutbu. Tahmin edebiliyorsunuz. Yani Kuzey Kutbu'na gidebilmek için yani Kuzey Kutbu dediğimiz yer benim yaşadığım dediğim Grönland'daydı. Hani Grönland'a gitmek nispeten kolay. Çünkü Danimarka'nın bir kolonisi olduğu için bir uçakla oraya varabiliyorsunuz. Ama toplam 50 bin nüfustan bahsediyoruz Grönland'da ve şehirler arasında karayolu falan söz konusu değil. Pırpır uçakla bir ufak kentten bir ufak kente geçmek mümkün. Ondan sonra da ulaşım bitiyor. Neredeyse her iki kutup bölgesinde ulaşımın temel mantığı helikopter.
Dolayısıyla bu araştırmalar sırasında bolca helikoptere binme fırsatım oldu. Genelde bizi bir yerden alıyorlar. Bazen böyle helikopterler, bazen böyle devasa helikopterler. Sonra herhangi bir insana ya da medeniyete onlarca da yüzlerce kilometre uzakta ve ulaşmanın da çok mümkün olmadığı bir yere bırakıyorlar. Ondan sonra kendi başımızdayız. Bazen iki hafta, bazen bir ay araştırmalarımızı yürütüyoruz. Sonra uygun bir hava izin verirse, izin verdiği bir gün yeniden gelip bizi alıyorlar. Yani diyebilirsiniz bayağı konforluymuş bu doğa araştırmaları. Biz bazen yakınırız ya, bu doğa araştırmaları yeterince kaynak ayrılmıyor diye. Tabii bu zorunluluktan, kutuplarda başka türlü çalışma yapmak mümkün değil. Bu iş bittikten sonra normal çalışma koşullarımıza dönüyoruz. Bir gölden diğer göle gitmenin neredeyse tek yolu tüm ekipmanınızı sırtınıza yüklenip ilerlemek. Ardından çalışmalarımız, biz genelde göl araştırmalarında, burada mesela Grönland'da tam anakara buzulunun eridiği zondayız. Burası birkaç sene önce oluşmuş bir alan. Bu, biz buzul kenarı gölü diyoruz. Yeni oluşmuş alanlarda nemleri anlamak için örnekleri alıyoruz. Tabii buna göre ekipmanımız var. Bu kare Antarktika'dan bir kare. İlk gittiğim sene ben 25 gün kadar kampta kaldım. Robert Adası'nda 8 kişilik bir, 10 kişilik bir ekiple biz kamp ekibiydik. Ve bu yani gayet güzel bir günden bir fotoğraf. Fakat böyle bir günü toplam 25 günde 3 gün yaşadık. Diğer günlerin çalışma koşulları bu şekildeydi. Antarktika'da çok, yani kutup ekosistemlerinin genel karakteri şu: İnanılmaz değişken ve riskli. Yani bir gün böyleyken bir sonraki gün ortam tamamen zorlanıyor. İklim sertleşebiliyor da meteorolojik koşullar sertleşebiliyor. Bu da bir kuzey kutbundan bir fotoğraf Grönland'dan. Erimeyi bahsetmişim ya, artık gözünüzle görebiliyorsunuz. Bu bir fiyorda baktığınızda trekking sırasında parça parça dökülen anakara buzulu, arkada gördüğünüz dağdaki renk farkı ise alttaki açık renk alan son 20 yılda erimiş olan buzuldaki kayıp. Yüzlerce metre aşağıya düşmüş durumda buzul. Ve aynı zamanda da geriye çekilmiş durumda. İşte geriye çekildiğinde de geriye kalanlar işte bunlar fiyortlar. Normalde hem kuzey kutbunda hem güney kutbunda kıtanın üstünü kilometrelerce kalınlıkta. Grönland'ın üzerinde 3 kilometre kadar buz var ayağınızın altında. Merkezine giderseniz Grönland'ın, karaya ulaşana kadar ayağınızın altında 3 kilometre buz oluyor. Antarktika'da bu 4 kilometre. Bu buz tabii sürekli birikiyor yıldan yıla ve merkezde birikip kenardan da denize ulaşıyor. Bu sırada tabii elastik bir hareket yapıyor, yani akıyor bir şekilde. Her ne kadar tabii bu akış bazen günde metrelere varabilir ama yılda birkaç yüz metre rahatlıkla olabilir. Akarken de coğrafyada böyle derin yarıklar açıyor. İşte bu geçmiş milyon yılların buzul dinamiklerinden sonra kalmış bir fiyortun görüntüsü. Tabii bu gördüğünüz şey toprak değil. Bu gördüğünüz şey aynen bahsettiğim Grönland'daki eriyen anakara buzulunun tam üstü. Yani sağa doğru birkaç yüz metre gitseniz karaya ayak basıyorsunuz. Sol taraftan anakara buzuluna doğru tırmanıyorsunuz. Tabii buzul hareket ederken küreye küreye gidiyor coğrafyayı ve bölgedeki jeolojik malzemeyi üzerine alıyor. Mesela burada koca koca kayalar buzulun üzerinde buzulla birlikte hareket ediyorlar. Bunlar jeologlar için çok kıymetli. Bunları eratik diyorlar. Çünkü bu buzul eridiği vakit kaya burada kalıyor. Fakat kayaya bakan jeologlar görüyorlar ki bu kaya buraya ait değil. Yani aşağıdaki ana kayanın parçası değil bu kaya. Bir bakıyorlar ki bu kaya 100 küsur kilometre ötedeki bir ana kayaya ait. Buradan anlıyorlar buzul nereden başladı, nerede bitti. Çünkü bu kaya taşınırken aynı zamanda buzulun nereden geldiğini de gösterebiliyor. Kutuplar basit ekosistemler demiştim ama bu sizi aldatmasın. Uçaktan çektiğim bir fotoğraf bu. Grönland'dan yine. Bir fotoğraf karesi içinde ne kadar çok değişik su kütlesi olduğunu görebilirsiniz. Şekilleri, irtifaları, boyutları ve renkleri farklı. Aşağıda gördüğünüz fiyort çıkışındaki bir su kütlesi yemyeşil. Bunun içinde hem kil mineralleri var hem de üretken. Çünkü buzun altından gelen su besin dolu. Dolayısıyla fitoplanktonlar çokça. Arka tarafta gördüğünüz İzera gölleri ise çok daha beyaz, mavi ve berrak.
Bunlar da tabii düşük besin konsantrasyonuna sahip izole ekosistemler. Tabii çok ihtişamlı coğrafyalardan bahsediyoruz kutuplarda. Çok sert, çetin ve ihtişamlı. Bu Antarktika'dan bir fotoğraf. Buna katedral kayası deniyordu. Bu gördüğünüz 300 metre kadar yüksek, yanlışım yoksa. Basalt sütunları, volkanik alanlar bunlar. Özellikle Antarktika'da. Bizim ada tamamen volkanizma ile oluşmuş bir adaydı. Antarktika çok çok daha hani basit ekosistem dediğim gibi, Antarktika'da yaşayan bitki türü sadece iki tane ot yaşıyor. Başka bitki yok, yüksek bitki yok. Bu Kuzey Kutbu'ndan bir fotoğraf. Kuzey Kutbu'nda ağaçlar da yaşıyor. Yani Kuzey Kutbu'nda ormanlar var. Fakat bu gördüğünüz bir huş ağacı. Orman var dediysem siz yanıltmasın. Toplam yüksekliği 5 ila 10 santim ağaçların. O kadar sert koşullar var ki ağaçlar en fazla yarım metre büyüyebiliyor. Dolayısıyla mesela şu gördüğünüz bir söğüt. Kuzey Kutbu'nda 3 çeşitli ağaç var. Huş, kızıl ağaç ve söğüt. Mesela bu belki 50 yaşında, 100 yaşında bir ağaç olabilir. Fakat sert koşullar yüzünden en fazla bu kadar büyüyebiliyor. Tabii biz keyif ya da fotoğraf öğesi olsun diye bu ağacı sökmedik. Danimarka'dan, Kopenhag Üniversitesi'nden bir araştırmacı bu ağaçları kullanarak araştırmalar yaptığı için ona örnek topluyorduk. Bu da tam bir orman ekosistemi. Bu bir huş isketesi. Yaklaşık 20 gram ağırlığında bir kuş. Üzerinde de huş ağacının üzerinde. Ağacın boyu da zaten kuş kadar. Müthiş ekosistemler. Bunlar Antarktika'dan yavrusunu besleyen bir Gento pengueni. Gento pengueni özel çünkü iklim değişimine pozitif tepki veren, kazanan türler arasında. Gento pengueninin popülasyonu son 30-40 yılda sürekli arttı. Antarktika'daki ısınma ve erime oldukça Gento penguenleri de artıyor. Tabii kutuplar işte birçok ihtişamlı canlının yuvası. Bu bir Kuzey Kutbu'ndan kambur balinanın fotoğrafı. Bu ise Güney Kutbu'ndan bir kambur balinanın fotoğrafı. Tam teknemizin altından bizi ziyaret etmeye karar verdi. Diyebilirsiniz her iki kutupta da aynı balina ne yapıyor? Çünkü kutuplar biliyorsunuz 6 ay yaz 6 ay kış. Fakat 6 ay yaz sırasında özel koşulları sebebiyle iklimsel koşulların dışında yani 24 saat ışık var. Bu bir kere müthiş bir şey. Onun dışında ama okyanus dinamikleri sebebiyle çok fazla besin var. Bunun sonucu inanılmaz üretken ekosistemler yaz ayları içerisinde. Ve bu ekosistemdeki üretkenliği kullanmak için pek çok canlı bu alanlara göç ediyor. Bunların başında da balinalar geliyor. Tabii bazen şanslıysak, şanslı olduğumuz anlarda işte bu muhteşem canlıların ilginç davranışlarını da gözleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz yine bir kambur balina. Ve bu kambur balinayı şöyle gözünüzde hayal edin. 30 metre yakada, 20 küsur metre boyu olan otobüs kadar bir canlı. Ve 30 ton ağırlığa sahip. Fakat sırf bir hoş davranış olarak, bir canlı davranış olarak kendini tamamen sudan çıkarıp atlayabiliyor. Breaching deniyor bu davranışa. Bunları görme, yani bir doğa bilimci olduğunuzda işiniz gereği bunları görebiliyorsunuz. O açıdan da dediğim her zaman dediğim gibi doğa bilimci olduğum için şükran oluyum. Antarktika bir kuş kıtası. Tabii ki dediğim gibi bu ihtişamlı balinalar da var. Foklar da, fil fokları da var. Birazdan fotoğraflarını göstereceğim ama Antarktika'yı özel yapan en önemli şey oranın bir kuş kıtası olması. Bu gördüğünüz canlı bir kar fırtına kuşu. Dünyanın en güneyinde yaşayan kuştu. Antarktika'nın en içinde ve Antarktika'nın içindeki dağlardaki kaya kovuklarında ürüyor. Kışın bile kalıcı deniz buzunun kıyısına daha kuzeye gitmiyor. Yani kışı bile Antarktika'da geçiriyor. Ve dünyanın en çetin canlılarından biri. Çok da güzel bir kuş. Bunu gördüğüme çok çok mutlu oldum. Çünkü bizim genelde indiğimiz enlemler Antarktika seferlerinde her ne kadar Antarktika ana karasına yaklaşsak da bu kuş için hala çok mümkün değildi görmek. Ama birkaç kez bu kuşu da görme imkanım oldu. Bu da başka bir uç deniz kuşu. Bu gördüğünüz çok küçük bir deniz kuşu. Wilson'un fırtına kuşu. Bizim kırlangıç boyutunda. Ve deniz üzerindeki ufak zooplanktonları yiyerek besleniyor. Zooplanktonları yakalayabilmek için deniz üzerinde böyle ayakları suda sürekli kelebek gibi deniz yüzeyinde dolaşıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir bale yaparmışçasına görme imkanınız oluyor. Dünyadaki en yaygın deniz kuşlarından biri, milyarlarca bireyi var. İşte bu üretkenliğin bir temsili
kutuplardaki. Biraz önce anlattığım gibi gen topengeni. Tabii şimdi fotoğraflar sizi yanıltabilir. Yani en azından bu fotoğraflar hep böyle ne güzel ya, kutuplar şahaneymiş, şahane ışık. 25 gün geçirdiğinizde bu şekilde 2 gün Antarktika yazında oluyor. Ama tabii çok fotoğraf çektiğiniz için oradan daha çok, o hava durumundan daha çok fotoğraf çıkıyor ama 25 günün 20 günü böyle oluyor. Yoğun bir sis, çok soğuk, rüzgar ve kar var. 5 günü ise çok ağır fırtına. 100 kilometreyi geçen şiddette fırtınayla ve rüzgarlarla mücadele etmeniz gerekiyor. Tabii bu canlılar, hani bizim dünya, tabii hocalarımız biraz önce dünya dışı biyolojiden bahsediyorlardı. Ben o kadar gidemeyeceğim ama bizim yaşamımız için kutuplarda bulunduğunuzda sanki dünya dışıymış gibi geliyor. Çünkü pek çok, yani ekosistem çok farklı. Her şeyin boyutu, miktarı ve konumlanımı normal hayatımızdan çok farklı. Canlıların davranışları da çok farklı. Birincisi, bu penguenler sizden ürkmüyorlar. Çünkü orada avcılık yok, insan yok Antarktika'da. Dolayısıyla siz sadece başka bir doğal varlıksınız. Üstelik saldırmayan bir doğal varlıksınız. Dolayısıyla canlılara çok yaklaşabiliyorsunuz. Tabii ben araştırma örnek toplayacağım. Şimdi ekstra iznim vardı. Araştırma iznim olduğu için bu kadar yaklaşabildim. Ama fırsatı da kullanıp canlıların bu davranışlarını gözleme imkanım oldu. Burada bir gen tüpengüeni diğerine kur yapıyor. Tabii biz burada biliyorsunuz çiçek çiçek götürürüz sevdiğimiz insana. Orada dediğim gibi herhangi bir bitki türü yok. Antarktika'nın çetin koşullarında elimizde en fazla çakıllar var. Dolayısıyla eşine çakıl sunarak ona bir kur yapıyor. Yani Antarktika'daki tekmenlerin kur davranışı bu şekilde. Tabii bu çok önemli bir olay var Antarktika'da. Dediğimiz gibi yazı çok kısa. Dolayısıyla canlılar çok kısa sürede yuva kurup beslenip yeniden denize dönmeleri lazım. Dolayısıyla her türlü çevresel değişim bu canlılar için çok kritik. Bir haftalık bir mevsim kısalması ya da uzaması canlıların tüm ekosistemini mahvedebilir ve adaptasyonlarını. Tabii aynı zamanda çok sayıda memeli var. Bu Kuzey Kutbu'ndan bir fok. Tabii canlıların hayatı burada buza odaklı. Çünkü bu deniz taban beslenmek için çok önemli ve çok üretken ama canlıların üremeye ve dinlenmeye de ihtiyacı var. Dolayısıyla buz, deniz buzu bu canlıların hayatında çok çok önemli bir yere sahip. Ve karada aynı zamanda çok önemli bir yere sahip. Bu gördüğünüzde yani tepe tüketiciler ya da predatörler demiştim ya, bu gördüğünüz leopar foku. Antarktika'daki tepe predatörlerden biri. Biz açıkçası ilk günümüze denk geldik bu bireye. Benim de daha gözüm alışmamıştı. Antarktika'daki ilk deneyimim ve ilk günüm. Biz bunu o kadar büyüktü ki fil foku sandık. Biraz önce fil fokundan size bahsedeceğim. Tam yanına gittiğimizde foku uyanıp kalktığında fark ettik. 4 küsur metrelik, yani benim 2-3 katım büyüklüğünde bir leopar fokuymuş. Uykusundan biraz uyandırdık. Biraz homurdandı ama ardından uyumaya devam etti. Bahsettiğim fil foku ise bu. Bu canlı erkek bir fil foku. 4 metre büyüklüğünde ve yaklaşık 6 metre büyüklüğünde ve 4 ton ağırlığında. Bu canlılar için işte bu kadar şişman olmak çok önemli. Çünkü az önce bahsettim, yazın çok üretken bir yer. Ama kışın da bir o kadar sert bir yer, bir üretken olmayan bir yer. Yazın depoladığınız ya da uygun mevsimde, bu canlı için spesifik olarak yaz değil. Fakat uygun mevsimde depoladığınız besin size tüm yıl yetmek durumunda. Bu canlı için dediğim gibi yaz değil, çünkü bu yazın üreyen bir canlı. Kışın yaz boyu oruç tutuyor. Kışın bolca besleniyor. Kışın bir balina gibi. Vaktinin tamamını denizde geçiriyor. Fakat yüzeydeki ışığa bağlı üretkenliğe bağlı değil. 1400 metreye kadar dalabiliyor. Derin denizlerdeki çok daha uzun dönemli bir trofik döngüye sahip ekosistemden besleniyor. Size demiştim Antarktika çok çetin. Bu az sonra göreceğiniz Antarktika'nın standart bir günü. Yazının, Antarktika yazının standart bir günü. Ve bu canlılar için karaya çıktıkları zaman, çünkü kışın deri değiştiremiyorlar soğuk denizde. -1, -2 dereceye kadar düşebiliyorsunuz sıcaklığı. İşte bu Antarktika yazında, bu ılıman koşullarda derilerini yenileyebiliyorlar bir hikaye içerisinde. Ve bu süre boyunca da büyük oranda oluşturuyorlar. Tabii karaya çıkmak bu canlılar için bir yük.
Bu tam bizim kampımızın yanından bir görüntü olacak. Biz bir yarımadadaydık ve yarımadanın doğusuyla batısı arasında bir tepe vardı. Ve yarımadanın kuzey ile güney arasında ve kuzeyinde yarımadanın bir büyük bir fil foku kolonisi vardı. Bir sabah kalktığımızda bir fil foku adanın güneyinden çıkmış. Tabii karada çok iyi göremiyorlar ama çok iyi koku alıyorlar. Koloniyi koklayabiliyor. Dolayısıyla koloniye ulaşmaya çalışıyordu. Fakat arada dediğim gibi bir tepe var ve bu 6 ton ağırlığındaki hayvan, pardon 4 ton ağırlığındaki hayvan o koca gövdesini bu yamaçtan çıkarabilmek için perişan halde ilerlemeye çalışıyordu. Ondan bir video olacak bu. Şimdi yıl boyu kullanacağınız enerjiyi sırtına taşıdığınızda mobilize olmak zor oluyor. Bu canlı da işte gücünü toplayıp kendini bu yamaçta ite işte böyle 5-10 kez ittikten sonra zaten olduğu yere yığılıyordu. Bir 10 dakikada dinleniyordu. Yaklaşık 3-4 saat boyunca bu 300-400 metrelik yamacı tırmandı. Ne yazık ki mutlu sonuna bitmedi. Çünkü yamacın sonu bir uçurum. Ve orada kaldı hayvancağız. Gece boyu orada uyudu. Sabah yeniden inip denizden dolaşıp kolonisini buldu ama sonunda. Koloni dediğimizde bu. Fil fokları yalnız olmaktan hoşlanmıyorlar. Böyle yığın yığın bir et yığını şeklinde kıyıda yatıyorlar. Son olarak bitiriyorum. Astronomi ve astrobiyoloji sunumlarını görünce ben de sunumun sonunda kutupların çok daha özel bir yanı daha var. Atmosfer. Ondan birkaç örnek koymak istedim. Bilim adamları için çok ilginç. Pek çok kozmik deney kutuplarda yapılıyor. Çünkü pek çok kirlilik yok o bölgede. Işık kirliliği de olabilir, manyetik kirlilik de olabilir. Ama onun dışında tabii kutupları ince bulunma fırsatı olanlar için müthiş bir gökyüzü. Sıfır ışık kirliliğinde. İnanılmaz gün batımları. Bu Grönland'dan bir gün batımı. Çünkü ya bizim burada gün batımı 10 dakika sürer en fazla. 2-3 dakika içinde güneş batar. Bu gördüğünüz gün batımını ben tam 45 dakika izledim. Çünkü gün batamıyor. Güneş sadece böyle ufukta yavaşça süzülüp sonra geri çıkıyor. Yazın gün batmadığı için. Dolayısıyla bu gün batımını 45 dakika izleme imkanınız oluyor. Bu Antarktika'dan bir gün doğumu. Deception Island'ın tam önünden. Atmosfer inanılmaz temiz. Mesafe kavramınız olmuyor kutuplarda. Çok, yani diyorsunuz ki şu daha yakında olmalı. Haritaya bakıyorsunuz 35 kilometre uzaktaymış. Atmosfer kirliliği olmadığı için ve nem de az olduğu için inanılmaz bir görüş var. Dolayısıyla çok uzaktaki coğrafyaları sanki çok yakındaymış gibi görebiliyorsunuz. Bir gelinen bir şey tabii kuzey ışıkları. Benim herhalde dünyada gördüğüm en etkileyici doğa olaylarından biriydi. Bu yonosferin özel koşulları sebebiyle kozmik bazı maddeler kutuplardan atmosfere giriyor ve orada ışıyorlar. Ve mesela özellikle Antarktika'da bunu görmek çok zordu. Çünkü Antarktika'da bulunduğumuz enlem çok uygun değil. Fakat Grönland'da 30 gün kamp yaparken neredeyse her akşam bulut yoksa çadırdan çıktığınızda gökyüzünde bir ışık şovu izleme imkanınız oluyor. Böyle yavaş yavaş dalgalanan yeşil bulutlar var. Yavaş yavaş dediğim tabii gözle görebileceğiniz bir yavaşlık. Bazen tabii iş çığırından çıkıyor. Böyle bir disco şovuna dönüyor. Bir anda bulutlar hareketleniyor. Aşağı iniyor o ışıklar. Ve çok inanılmaz tüy ürpertici bir gözleme fırsatı veriyor. Umarım sıkmamışımdır ve zamanımı aşırı aşmamışımdır. Sizi sıkmamışımdır. Göstereceklerim bu kadar. Tekrar herkese şükranlarımı sunuyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Yani fotoğrafları izlerken mest olduk adeta. Yani acayip büyüleyici şeyler gösterdiniz bize. Yani eminim ki birçok kişinin de aklını çeldiniz şu an. Yani herkes hidroya geçti bile hocam yani. Vallahi ben hep söylüyorum bunu. Mesleğimden çok memnunum. Hep bilim adamı olmak istiyorum. Hep doğa bilimci olmak istiyorum. İyi ki de öyle olmuşum. Yani bugüne kadar dünyayı göreyim diye bana sürekli para verdiler. Her gün de hobimi yapayım diye maaş alıyorum. Dolayısıyla yani çok çok mutluyum. Tabii her meslek kıymetli ve her mesleğin kendine göre çok güzel yanları var. Ama doğa bilimi aşkı olanlar için ben bunu söndürmemelerini tavsiye ederim. Çok keyifli bir hayatlar olacaktır. Hocam müsaadenizle soruları yöneltmek istiyorum. Lütfen. İlk sorum, merhabalar hocam. YKS'ye hazırlanan bir lise öğrencisiyim. İleride deniz biyolojisi bölümünde ilerlemek istiyorum.
ülkemizde çok bilinen bir bölüm olmadığı için fazla bilgi sahibi değilim. Bu alanda nasıl ilerleyebilirim? Nasıl bir yol izlemeliyim? Lisans bulabilirsiniz. Çok memnun olurum demiş. Deniz bilimleri açısından çok şanslısın. İstediğin lisans seçebilirsin. İçinde heves olan istediğin lisans seçebilirsin. Çünkü deniz bilimleri özellikle çok disiplinli bir alan. Yani çok çok disiplinli bir alan. Mesela bizim enstitüdeki öğretim üyelerini saymam gerekirse. İnşaat mühendisi var, su ürünlerici var. Ben ekoloğum, biyoloğum yani bir anlamda. Onun dışında kimyacı var. Onun dışında petrol mühendisliğinden lisansı olan hocamız var. Deniz bilimleri deniz ekosistemi üzerine olduğu için her şey ilişkili. Dolayısıyla lisans çok önemli değil. Ama sevdiğin işi yapman çok önemli. Çünkü sevdiğin lisansı yaptığında üretken bir hayatın olabiliyor. Dolayısıyla sevdiğin alanını deniz bilimlerine bağlayabilirsin. Ülkemizde evet tabii bir Avrupa'ya, Amerika'ya göre sayımız az ama ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü var. İstanbul Üniversitesi var. Karadeniz Teknik Üniversitesi var. 9 Eylül var. Pek çok deniz bilimleri enstitüsü var. Yüksek lisans düzeyinde. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde lisans düzeyinde deniz bilimleri çalışmaları yapılıyor. Ama önemli olan nokta şu, deniz bilimleri yer sistem bilimleri diyoruz. Yer bilimleri çok çeşitli, deniz bilimleri çok çeşitli. Deniz biyolojisi yapmak istiyorsan, biyoloji, ekoloji, moleküler biyoloji, davranış bilimleri, aklına gelecek her türlü biyolojiyle ilişkili alanda tutkun, hevesin neredeyse oradan ilerleyip bunu denize bağlayabilirsin. Buradaki önemli bir çağımızda bu çok daha kolay eskiye nazaran. Hem dünya çok birleşik. Dolayısıyla dünyanın her kaynağından faydalanabilirsin. Aynı zamanda da tavsiyem tutkulu olduğunuz şey için bir şey beklemeyin. Hemen yapın. Yani bugün deniz bilimleri yapmaya başlayabilirsin. En basit yazın şnorkel, maske, palet dalarken. Yani şu anda deniz bilimlerinden benim daha çok iç sular çalışıyorum ama aynı zamanda deniz tutkum var. Bugün maske, palet, şnorkel takan bir insanın deniz bilimi yapmaması mümkün değil. Çünkü bizim Akdeniz özelinde bu lesefisyen göç diyoruz. Kızıldeniz'den sürekli göçmen geliyor. 2 sene üst üste yazdığınızda baksanız sürekli yeni canlılar geliyor. Deniz kestaneleri geliyor, balon balığı geliyor, aslan balığı geliyor. Yani gözünüzün önünde deniz bilimleri var oluyor. Dolayısıyla bunu yapabilirsiniz. Şimdiden lisans döneminizde ilgilendiğiniz yani bakın enstitülere. Hocalara ulaşın. Onlarla staj imkanlarını değerlendirin. Yurt dışına başvurun. Bunlar çok önemli. Yurt dışı artık bugün mobilizasyon çok kolay. Yani çabalamaya devam. Eninde sonunda bir yolda çabaladığınız vakit kazanım, başarı demeyeceğim ama kazanım kaçınılmaz. Teşekkür ederiz. Sıradaki sorumuz ise, hocam siz kutupların erimesi, çeşitli habitatların tahrip olması veya küresel iklim değişiminin kalıcı bir felakete mi sebep olacağını, yoksa şu anki ortamı değiştireceğini ama bu değişen ortama uyum sağlayacak canlıların mutlaka kalacağını mı düşünüyorsunuz? Yani bilim camiası neredeyse burada hemfikir. Büyük bir yıkım ve katastrof olacak. Hatta bazı bilim adamları işte 6. ya da 7. yok oluşun başladığı görüşünde. Yani bugün mesela deniz kuşlarının %60'ı nesli tehlike altında. Şimdi nesli tehlike altında kategorisine girmek çok zor. Bakın Türkiye'de nesli tehlike altında kuşlar ne? Kelernak. Değil mi yani? Hani kafeste kaldılar en son. Toy. Hayatınızda kaç kişi toy görmüştür? Türkiye'de herhalde 700 tane falan kaldı. Yani bir canlıyı nesli tehlike altında demek zor bir konu. Deniz kuşlarının %60'ı nesli tehlike altında. Ve bunların çoğu işte albatroslar, bu güney okyanuslarda yaşayan kuşlar. Değişim o kadar hızlandı ki ekoevrimsel dinamik diyoruz buna. Şimdi bir canlının mesela 10 yılda olan bir canlının adapte olabilmesi için evrim geçirmesi lazım ortalamada. Yani çok kaba konuşursak. Evrim üremeden üremeye olan bir şey, varyasyon. Şimdi mesela albatroslar 40 sene yaşayabiliyor. 40 sene yaşam ömrü olan bir canlı 10 senelik bir değişime nasıl evrilsin? Yani bu mümkün değil. Bu kadar hızlı, bu kadar büyük boyutta olan değişimlerde ekosistem yıkımları kaçınılmaz olabilir ve bunun çok ağır sonuçları olur. Bizim için de, insanlık için de, doğa için de. Ve bugün öyle bir aşamaya geldik ki dünyadaki kara alanlarının yani toplam habitatın tüm kara parsel gibi düşün yani arazi gibi düşün. Kara alanlarının %50'si doğrudan ya da dolaylı insanlar tarafından kullanılıyor. Dünyadaki fotosentezin, karasal fotosentezin %50'si doğrudan dolaylı insan tarafından kullanılıyor. Biliyorsunuz karasal fotosentez dünyadaki besin üretiminin neredeyse tamamı. Yani deniz kısmı hariç yani karadakinin tamamı.
Şimdi bu şu demek, 10 milyon canlı türü olduğunu varsaysak, ki bu makul bir varsayım oluyor. 10 milyon canlı türünden bir tanesi olan bizler tüm kaynakların %50'sini kullanıyoruz. Kalan %50'yi de 9.999.999 diğer canlı türü kullanmak durumunda. Ya bu çok dramatik. Dolayısıyla ne yazık ki, bu da dediğim gibi işimden çok memnunum, fakat bir mazohist yanı var bunun. Benim şu ana kadar mesela ben master tezimi Pelin'e göre üzerinde yaptım İnada'da. Kurutuldu. Önündeki tıpa içerikler göl kurudu. Sinop'ta çalıştım, nükleer santral yapılıyor. Da böyle sayabilirim. Yani bir sürü çalıştığım alan yok oldu. Tabii doğa korumacı, doğa bilimci olduğunuz da doğa korumacı yanınız da oluyor ister istemez. Çünkü o ortamları, ekosistemleri korumaya çalışıyorsunuz ve hani şu ana kadar sürekli bu bir önünüzde bir dram görmek zorunda kalıyorsunuz, ama tüm umut yok olmuş değil. Çözüm mümkün ve bu konuda da bir uyanış var. Şeyi çok hafife almayın. Biz doğa korumacılık dediğimiz şey ya da çevre koruma dediğimiz şey 1960'lardan sonra ortaya çıkmış bir şey. Yani son 40 yılda çok yol aldık. Umarım yani hala mümkün iyi bir geleceğe ulaşmak. Teşekkür ederiz hocam. Diğer sorumuz ise dünyanın kaç yıllık ömrü kaldı? Oo, çok zor. Bunu şimdi diğer hocalarım benden daha iyi cevaplayabilir. Ben ekoloğum, benim çalıştığım zaman dilimleri 100, 1000, 10 bin sene, daha fazla değil. Jeolog falan güler. Hani ya buna geçmiş mi diyorsunuz der. Biz işte 50 milyon, 100 milyon yaşıyoruz der. Dünyanın ne kadar ömrü kaldığını ben söylemem doğru olmaz. Ama hani kulak doygunluğundan söyleyeyim. Dünyanın yaklaşık 2-3 milyar yıl sonra yok olması öngörülüyor. Yani dünya belki, güneş sistemi belki 5 milyar falan daha yaşayacak. 5 milyar yıl, ama güneş bir süre sonra o kadar büyüyecek ki diyorlar astronomlar. Güneşin dış halkası, yani aurası dünyayı da içine alacak. Yani biz yani 2 milyar yıl sonra falan güneşin büyük patlaması sebebiyle, patlaması değil mi, büyümesi sebebiyle zaten yaşanamaz bir yer haline gelecek. Fakat bu bana biraz antroposentrik bir bakış açısı geliyor. Yani dünya yok olacak mı? Zannetmem. Yani biz toplu yok oluş yaşasak da dünyada canlıların %90'ı yok oldu pek çok kez. İşte bunun bir tane örneği dinozorlar. 65 milyon yıl önce Kretase geçişinde dinozorlar yok oldu. Canlılık yeniden hayat buldu. Büyük ihtimalle başka gezegenlerde hayat var. Yani evrende hayat herhalde en azından bizim öngörebileceğimiz gelecekte bir şekil var olacaktır. Ben burada böyle bakmıyorum da konuya, şöyle bakmak istiyorum. Yani dünya yok olmaz zannetmiyorum. Canlılık da yok olacağını zannetmiyorum. Belki insanlık ya da şu anki güncel ekosistemler çöker. İnsanlık büyük zarar görür. Tabii bunun kıtlık ve benzer sonuçları olacaktır. Bizim için iyi olmaz, ama burada benim daha çok baktığım şu. Yani bir Picasso tablosunu yakarken, yani bir Picasso tablosu ısı kaynağı da olabilir değil mi? Yani içinde ahşap var, boya var, karbon var. Bunu yaksak ısınırız. Ama yakmalı mıyız? Yani bilmiyorum. Ben herhalde bir Picasso tablosunu yakamazdım. Ya başka bir şey de olur. Beğenmeyebilirsiniz kübistleri. Monet de olabilir. Ya Rembrandt da olabilir. Ya başka bir eser de olabilir. Ya bunu yakmalı mıyız? Bunun içinde içsel bir güzellik yok mu? Ben doğaya da böyle bakıyorum. Yani bir orman ekosistemi yok olduğunda bunda ahlaki bir sorun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani dünya yok olmayacaktır zannetmiyorum. Ne yazık ki pek çok tabloyu yakmak zorunda kalabiliriz. O da bizim ruhsal ve kültürel ve duygusal, doyumsal varlığımızdan bir şeyleri eritecektir diye düşünüyorum. Ve teşekkür ediyorum. Sıradaki sorum ise dünya üzerinde suların tükenmesine sizce kaç yıl kaldı? Ve dünyada su savaşları olabilir mi? Dünyada su savaşı hep oldu. Şu an oluyor. Mesela bir örneğini vereyim ben size. Biz bir türlü su çalışan biyologlar olarak Türkiye'deki sınır aşan suların verilerini alamayız. Yani DSİ'den falan gidip şey alamazsınız. Fırat'ın debisini alamazsınız. Çünkü Fırat'ın debisi sorunlu bir konudur. Çünkü Irak'la biz su sorunu yaşıyoruz. Suriye'yle, Irak'la. Çünkü biz bu niye Atatürk Barajı'nı yapıyoruz? Suyu tutabilmek için. Çünkü yani su savaşı aslında soğuk savaş olarak dünyada sürüyor. Biz buradan Kıbrıs'a kadar boru döşedik. Niye? Çünkü Kıbrıs'a su aktarmaya çalışıyoruz. Yani su yok olmayacak tabii. Su H2O
uzaya, atmosfere buhar olarak kaçmıyor. Yani bir miktar kaçıyor ama çok az. O yani milyarlarca yıl daha yeter bize. Fakat suyun kalitesi ve kullanılabilirliği önemli. Yani bugün Orta Anadolu'da eskiden Konya'daki çiftçiler 30-40 metreden sondajla su çekebiliyorlardı. Bugün 75-80 metreden çekemiyorlar. Bu daha çok elektrik demek. Zaten üreticinin sırtında çok yük var. Daha ne kadar elektrik faturası ödeyecek? Yani suyun ulaşılabilirliği giderek düşüyor ve çok hızlı düşüyor. Yani bu, dediğim gibi bugün Orta Anadolu'da su kalmadı. Bugün beraber Toroslar'da yazın yürüyüş yapalım. Akan nehir bulamayız. Bütün nehir yatakları kuru. Yani su gözümüz önünde yok oluyor ne yazık ki. Teşekkür ederiz hocam. Diğer sorum ise hocamızın meta barkod çalışması yayımlandı mı? Hayır. Daha hızlı olmak isteriz tabii ama bizim genelde ekolojide 2,5-3 senelik bir döngü vardır. Global ortalama budur. Bir çalışmaya başlayınca yayınlanma süresi. Biz daha şu an analiz aşamasındayız. Dizilemeye yeni gönderdik örnekleri. Yakın zamanda dizileme sonuçlarımız gelecek. 1-2 sene içinde raflarda olacağını, yani belki 1 sene, en kötü 2 sene içinde raflarda olacak. Umarım en kısa zamanda raflarda olur diyelim. Diğer sorum ise hocamızdan deniz biyolojisi ve ekolojisi ile ilgili kitap önerileri alabilir miyiz? Ben bir tane hemen önermek istiyorum. Benim hayatımda çok yeri olan bir insan Sargun Tont. ODTÜ'de hocaydı. Türkiye'nin de ilk deniz oşinografıdır. Kendisinin Sulak Bir Gezegenden Öyküler isimli kitabı vardır. TÜBİTAK basıyordu ama şu an basıyor bilmiyorum ama illaki bulunacaktır. Yeni basım yoksa bile eski raflardan bulursunuz. Hem ekoloji anlamında, hem deniz bilimleri notları anlamında, hem de su anlamında çok güzel bir kitaptır. İllaki onu öneririm. Bunu önermiş olayım. Tamam hocam, teşekkür ederim. Diğer sorum ise fitoplanktonlardan aldığınız örneklerle gölün daha önce yaşadığı red tide müsilaj gibi sorunları da görebiliyor musunuz? Görmek şöyle mümkün. Birkaç perspektif var. Bir tanesi tabii gölden aldığımız örnekle de gölün dibindeki sedimandan kalan kalıntılar. Birincisi pigmentlerden bunlarla ilgili indikasyonları görmek mümkün. Onun dışında yeni bir teknik var. Bu meta barkodlamayı ekosistemlerde değil de sediman içinde de yapabilmek mümkün. Bununla ilgili çalışmalar var. DNA kalıntılarından belki bir şeyler çıkarmak mümkün. Bunun dışında da dedim ya belirteçler var, çoklu belirteçlere ve tutarlı bir hikayeye bakıyoruz. Şimdi burada bizim yaptığımız hipotez gibi çok klasik bilim çalışması değil. Aslında bunu şöyle demek daha doğru olur. Bizim yaptığımız bir suç mahalli dedektifi çalışması. Olmuş bitmiş bir olgu var. Kimse bunu görmedi. Kimse bunu birebir kaydetmedi, bir deneyimlemedi. Biz olay bittikten sonra oraya gidiyoruz. Ve tek tek delillere bakıyoruz. Parmak izine bakıyoruz, ortamdaki DNA'ya bakıyoruz, motife bakıyoruz, suç motifi var mı? Yani bu adam, bu X insanı, bu Y insanı öldürmeye sizin için sebep var mı? Görgü tanığı var mı? Onun dışında silahta işte iz var mı? Bunun gibi pek çok değişik şeye bakıyoruz. Ve bunların hepsi tutarlı bir hikayeye yöneliyorsa oradan geçmişle ilgili bir hikaye yazıyoruz. Tabii bilimsel, öngörüye dayalı bir hikaye oluyor bu. Biz de bunun için göl sedimanlarında bir proksiye bakmıyoruz. Çok proksiye, çok belirteçe bakıyoruz. Hepsi aynı yöne doğru gidiyor. Yani müsilajı belki göremeyiz ama balık popülasyonlarında dinamik, zooplankton popülasyonlarında dinamik, fitoplankton popülasyonlarında dinamik aynı şeyi işaret edebilir. Yani böyle bir red tide olduğunu işaret edebilir. Hocam teşekkür ederim. Son sorum ise hocam, sizlerle çalışmak için nerelere ve nasıl başvuru yapabiliriz? Koşullar nelerdir? Ben, COVID tabii çok özel durumlar yarattı ama COVID'den önce her sene ben ortalama 8 ila 10 stajyer kabul ediyordum yazın çalışmalarımıza katılmak üzere. Onun dışında tabii bana e-mail atabilirsiniz her zaman. Web sitemiz şu an hazırlanıyor. Aquatic Ecology, ae.ims, Institute of Marine Sciences. Metodi.tr sunumunda vardı herhalde, belki ya eğer yayınlanacaksa ya da ya benim ismimi ararsanız zaten çıkar. Bana e-mail atabilirsiniz. Şu anda zaten hani eğer ki yüksek lisans ya doktora düşünüyorsanız açık pozisyonlarımız var. Adayları değerlendiriyoruz. Ama onun dışında da bizim ilgi duyduğumuz alana tutkuyla bağlı olan insanlarla her zaman çalışmak isteriz. İlla ki bir fırsat, bir şey yaratılır ona. Teşekkür ederim. Sanırım başka sorumuz yok gibi. Sorusu
olan varsa mikrofonunu da açıp sorabilir hocamıza. Ben de tekrar şükranlarımı sunuyorum. Topluluk üyesi arkadaşlarıma da hakikaten gönülden tebrik ediyorum. Öğrenci topluluklarına hep demişim, ODTÜ'de ne öğrendiysem 150'sini bölümden 150'sini öğrenci topluluklarından öğrendim. Ve çok kıymetli bir hedef ve 250 kişilik bir online toplantı yapmak çok büyük bir başarı. Hem size hem katılımcılara hem teşekkürler hem tebrikler. Biz de teşekkür ederiz hocam. Son bir soru geldi. Kitabın adını tekrar söyleyebilir misiniz acaba? Sulak Bir Gezegenden Öyküler, Sargun Tont. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Ben de o zaman müsaadenizle son sözlerimi söyleyip bu etkinliği noktalayayım. Arkadaşlar, Biyolojinin Hayat Ağacı Nisan etkinliğimizin ilk gününü saygıdeğer hocalarımızla astrobiyoloji ve deniz biyolojisi üzerinde yaptığı sunumlarla geride bıraktık. Tekrardan bugün